Ya abi sen şimdi diyorsun ki bu işi birinci planda yapacaksın, öyle mi? Audun işini yapacak kişi severek yapması lazım. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin bizim köyden örnek vereyim. Bizim köyde ormancılık var. Nispeten de olsa hayvancılık var. Eğer Audun ekecek kişi birinci sıraya orman işini koyarsa, ikinci sıraya hayvan işini koyarsa, üçüncü sıraya Audun işini yapmaya kalkarsa yapmasın, o işte başarılı olma şansı %0. Aynen öyle. Hiç yapmasın daha iyi. Sadece şunu söylüyorum. Audun işini birinci sıraya koyarsa o zaman mesele yok. Buradan bir dönümden 2 ton civarında ürün bekleniyor. 2 ton civarında ürün ne kadar para yapacağını ben bilmiyorum. Ama atıyorum 5 dönüm, bir insan 5 dönüm ektiği zaman 10 ton ürün yapıyor. Ortalama 100 milyar civarında para yapıyor. Ben de diyorum ki o ormanda çalışan arkadaşlara, eğer ormanda 100 milyarın üstünde para kazanıyorsanız gidin onu yapın. O zaman onu yapın, audit işinden vazgeçin. Kazanamıyorsanız onu ikinci, üçüncü plana atın. Birinci sıraya buraya ayırın. Zamanınız kalırsa oraya gidin. Yoksa hiç yapmayın. Peki Rahmi abi, bu 2 ton diyelim ki... Bize söylenen 2 ton ya, bu sene anlaşılacak. Doğru zaten. Hatta 2,5 tona kadar söyleniyor bize. Aynen öyle. Bunun peki üretimi esnasında çok fazla maliyeti var mı bakım olarak, işte ilaçtır, şudur budur falan. Yani damlamanın dışında yatırım maliyeti yok zaten. Şu ana kadar mesela burada 2 dönümde 2 yaşında üründen şu ana kadar sıfır maliyetli gidiyorum. Sıfır. Sadece şöyle bir şey var, pardon. İki sefer biz kalabalık bir aile olmadığımız için, sadece hanımla ben olduğum için, çocuklar gurbette benim. İki kere mekaniksel ot temizliği yaptık. Ufak yollu temizlik yaptık. 3 tane bayan tuttuk iki kere. Evet. O yani günlük bir şey o. Bu kadar yani, başka bir şimdi şey yok. Şimdi benim şöyle bir söyleyeyim. İlk sene bakım ya Murat Bey, lafınızı. Evet. İlk sene bakımda biraz zaman harcamanız lazım. Yani mekanikse en az 3 kere ot temizliği, yabani ot temizliği yapılması gerekiyor ilk sene. Evet. İlk sene iyi bakar. Köklendirirseniz, güzel kök salmasına vesile olursanız bir dahaki senelerde artık korkmayın. Eyvallah. İlk sene yani küçük çocuk gibi düşünün yani. Küçük çocuk ilk sene. Yani nasıl bakım iyi olması gerekiyorsa aynı bu da onun gibi bir şey. Yani. Bu iş zaten tam bir küçük aile işletmeciliğinin işi. Aynen. Yani bir aile çoluğu çocuğuyla bunu ekecek, hasatını da kendi ailesinin efradıyla yapacak. Doğru mu söylüyorum? Şimdi benim amcamın oğlu bu. Kendisi de biliyor, bu seneki zamanımın %80'ini bu sene ektiğim avududuna harcadım. %20'sini eski avududuna harcadım. Evet. Düşün yani. İlk sene çok gayret gösterilmesi gerekiyor.